Anneciğim bak hasta olacaksın. Beni sensiz de bırakamazsın. Ne olursa. Anam derdim. Senin gibi anne yok dünyada. Sen bir tanesin derdim. Herkes anne olamaz annem derdim. Vural benim çok eski arkadaşım. Yani sözüm bittiği yer. Kalp krizi olduğu söyleniyor. Bu Haziran ayında zaten bir kriz geçirmiş. Şekeri de varmış. Ama ne olursa olsun ölüm kötü ya. Siz görüşüyor muyuz? En son ne zaman gördünüz? Ben hep iyidir görmüyorum çünkü farklı işlerdeyiz. 30 senelik falan arkadaşım. Çok üzüntülüyüz, çok üzgünüz. Yani böyle ben birkaç gündür ailemden birisini kaybetmiştesine üzüntülüyüm. Vural çok cançon, son derece arkadaş canlısı, güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı. İçine kapanık, böyle ufak tefek yalnızlıkları olan güzel bir arkadaşımdı, kardeşimdi. Arada mesajlaşır, şakalaşırdık. Tabii bizim biliyorsunuz bulunduğumuz sektör etrafınız çok kalabalık gibi gözükür. Etrafınızda çok fazla dostunuz, arkadaşınız varmış gibi hissedersiniz ama aslında yalnızsınızdır. Vural bu yalnızlığı yaşıyordu. Ama güzel şeyler olacaktı. Ben duyuyordum yani güzel birkaç tane projesi vardı. Kabul edilmişti, çok heyecanlanıyordu. Ama nasip olmadı. Yalnız başına vefat etti. Keşke yanında birisi olsaydı. Yalnızlık kötü bir şey. Özellikle belli bir yaştan sonra kötü. İşte 2009 yılında tanıştık biz Vural abiyle. Bir tane skeç programında tanışmıştık. Ondan sonrasında da 80'ler yolumuz kesişti. Yaklaşık 4 sezon birlikte oynadık. Çok erken kayıp. Yani muhteşem bir insandı. Kalbi çok temizdi. Çok çocuk kalpliydi. Çok eğlenceliydi. Hani onun olmadığı yerde bir şey eksikti sürekli sette. En son görüştüğümüzde bu sektörel anlamda bir görüşmeler yapmıştık. Yani çok aslında her projede olması gereken bir insandır bence. İnsandı Vural abi. Sektör mü küstü, o mu sektöre küstü ama böyle durduğu yerde bazen story falan atardı, oyunculuğu bıraktım falan diye. Sonra ertesi gün tekrar bir story atıp işte şu anda oyunculuğa başlıyorum falan diyordu. Ama çok güzel bir video paylaşmıştı evinde. Zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz ama yalnız olmayın diye bir video paylaşmıştı. Çok yalnızlığı ama kendi de seçti. Biz sürekli onunla hep böyle konuşuyorduk. Abi kardeş olarak hadi abi. Hani hiç değilse hayatında böyle bir nefes birisi olsun, elini tutacak, birlikte zaman geçireceğiniz birisi olsun diye ama yani mekanı cennet olsun. Çok çok iyi bir insandı ama. Çocuk ruhunu kaybetmeyen çok ender insanlardandı bence Vural abi. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Yani onunla ilgili hatırladığım kötü bir anım, kötü bir anım yok. O yüzden teşekkür ediyorum ona da bize yaşattığı her gülümseme için. İnşallah huzur içinde yatsın. Çok böyle kendine özgü, çok farklı bir enerjisi olan, çok güldürürdü bize, eğlenceli bir insandı. Aynı zamanda da bence bir çocuktu. Çocuk gibi duyguları vardı. Çocuk gibi gülerdi. Çocuk gibi üzülürdü. Mesela bir gelirdi
dünyadaki herkese küsmüş, ben dahil. 6 ay küserdi, sonra kimsenin haberi yok. Sonra bir anda gelir barışır, gene kimsenin haberi yok. Orduya gelecekti, bacım geleceğim dedi. Havaalanı kapalı dedi. Orada havaalanı. Kokunu içime çekeceğim bacım dedi. Artık bana kim bacım diyecek? Kim bir şey istiyor mu bacım diyecek? Kim bana sürpriz yapacak? O benim her şeyimdi. Babamdı, atamdı, her şeyimdi. Çocuk gibiydi, hemen küserdi. Bir şey desin alınırdı. Çocuk ruhluydu. Yani abim yalnız yaşardı. Dur anneciğim, bir dakika. Yalnız yaşardı. Yani yalnızlığı, yalnız yaşamayı o istedi. Abim biraz takıntılıydı. Böyle temizlik takıntısı falan vardı. Ama her gün görüntülü görüşürdü. Bir saat, bir buçuk saat. İşte ben orduya taşındım, oraya gelecekti. Boztepe'ye çıkarız kardeşim dedi. Mangal yaparız dedi. Seni çok özledim bacım derdi. Hep seninle gurur duyuyorum dedi bana. Hiç benim yüzümü yere getirmedin baco dedi. Sen benim her şeyimsin dedi bana. Tamam, gelecekti ya. Ama gelecekti, bu yaptığı son şaka seni oldu. Seni çok seviyorum anneciğim derdi. Gözümde Fatih tütüyorsunuz derdi. Annem gözümde tütüyorsunuz derdi. Başını sağ olsun Allah sağ olsun. Tüm sevenlerine, ailesine sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Son görevimizi yapmaya geldik. Bir süredir göremiyordum kendisini. Sağlık sorunları vardı. Maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun diyeyim. Nasıl bir insan? Gördüğünüz gibi birisiydi. Çok komikti. Bizi çok eğlendirirdi. Öyle diyorlar abi basın. El-Fatiha. İyi bir kul, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Ahirete taalluk etmiş olan maddi manevi, dünyevi, uhrevi, insani ve İslami bütün haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruh için. Gir be kanki. Söyleyeyim yani, hepimiz aynı fikirdeyiz. Çok üzgünüm. Denecek başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başım. Tüm sevenlerine, ailesine sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Son görevimizi yapmaya geldik. Bir süredir göremiyordum kendisini. Sağlık sorunları vardı. Maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun diyeyim. Nasıl bir insandı? Çok uzun zaman birlikte çalıştınız. Tabii Vural abi nevi şahsına münasır bir insandı. Gördüğünüz gibi birisiydi. Çok komikti. Bizi çok eğlendirirdi. O zaman bile ufak tefek sağlık sorunları vardı. Biraz kendine bakması ile ilgili hepimizin ona telkinleri vardı. Yaptı dönem dönem ama son dönem maalesef kaybettik. Dediğim gibi hepimizin dikkat etmesi gereken bu, yine duyuyorum, bu evde alınan serumlarla ilgili şeyler söyleniyor. İşte korona sonrası yaşanan kalp kızartısıyla ilgili. Yani bir doktora danışmak, tıbbi yardım almak sanki daha sağlıklı gibi, söyleyecek bir şey yok. Son görevimizi yapacağız inşallah. Ayrıca yapmış olduğumuz taatlerimizi, ibadetlerimizi, salih amellerimizi dergah-ı izzetinde en güzel bir şekilde kabul eylesin. Merhum Vural Kemik Beyefendi'ye rahmetiyle, merhametiyle ve şefkatiyle muamele eylesin. Amin. Çıkmış olduğu son yolculuğunu
hakkında hayırları vesile kılsın inşallah. Menzilini mübarek, derecesini âli eylesin. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şefaatle salavata, meyyit için duaya uygun hazır olan imama. Her kişi niyetine. Yapmam, hukuk var.